Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan taşeron işçi sorunu geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile kamuda kadroya alınacak. Aniden alınan karara taşeron şirketler tarafından olumlu bakılmadı. Bu sürecin aniden olduğunu ve geçiş sürecinin verilmediğini ifade eden taşeron şirketler yetkilileri bu süreçte kendilerine geçiş sürecinin tanınması gerektiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız taşeron yasası ile ilgili son noktaya koymuştur. 450 bin tam kadrolu, 400 bin sürekli sözleşmeli ve belediye, il, özel idarelerinin kuracağı iştirak şirketler üzerinden alımlarını yapacaktır. Taşeron şirketleri hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır. Bizler isteriz ki devletimiz tüm işsiz kardeşlerimizi KPSS sonucu atama bekleyenlerin tamamını kadro vererek işe alsın. Kaldı ki zaten hali hazırda çalışan hak sahibi olanlar tekrar aynı işe alınmış olacak. Hizmet İşverenler Birliği temsilcisi Veysel Oğuz, güvenlik, temizlik ve ulaştırmada yoğun olmak üzere kamunun hemen her alanında çok çeşitli alanlarda eleman çalıştığını ve bunları çalıştıran firmaların alınan kadro kararı ile büyük zararlar göreceğini kaydetti. Lakin bu şekilde sert bir geçişi hiçbir tarafa faydası olmayacağı açıktır. Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin firmanın geleceği ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Kaldı ki anayasanın ikinci maddesi gereği hukuken koruma altında olan kazanılmış hakları ne olacaktır? Diğer bir etkisi ise şehir, çarşı, pazar etkileri bugün her firma ofisi, personel gideri, SSK, stopaj dahil, kırtasiye, personel giyim, ulaşım, yakıt, araç, tamir, bakım, telekom vesaire giderleri için muhasebe giderleri gibi aylık ortalama 100-120 bin TL'lik bir harcama yapmaktadır. Mevcut şirket sayıları göz önüne alındığında milyonları bulan sıcak paranın bir anda piyasadan çekilmesi her kesimi etkileyecektir.